İsmim Gülcan Polat. Aslında Erzurumluyum. Yaklaşık 2 sene olacak. Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Polislik çocukluk hayalimdi. Üniversite bittikten sonra polislik sınavlarına girdim. Daha sonra nasip oldu, polis oldum. Şu an Çorum'da görev yapıyorum. Çorum halkı böyle bir şaşkınlıkla karşılıyor mutlaka. Onun dışında şu an yaklaşık ne kadar oldu dışarıdayım? 7 aydır, 7-8 aydır dışarıdayım. Bu süreçte alıştıklarını düşünüyorum biraz daha böyle. İlk başlarda tabii şaşırıyorlardı. Ama bence örnek olması açısından da yani kendim yorumlayacak olursam güzel bir şey. Bayanlar da aynı şekilde böyle bakınca yani tasdik ediyorlar bakışlarıyla da. Bayan olarak bazen hani daha erkeklerin dahil olabileceği konulara da dahil olabiliyoruz. Bu konuda hani biraz çekimser kalabiliyoruz ama mesleğin getirmiş olduğu şey de oluyor hani müdahale etme içgüdüsü de oluyor. Bu şekilde hani alıştıkça aslında zorluğu kalmıyor. Her mesleğin olduğu gibi polisin de bazı zorlukları var ama zamanla bu aşılıyor diye düşünüyorum. Sürücüler ve normalde hani yoldan geçen bir bayan vatandaş da olsun, onlar da hani bayan polis gördüklerinde hani çok gurur duyduklarını söylüyorlar, imreniyorlar. Hani benim oğlum işte kızım da polis olmak istiyor şeklinde şeyleri de oluyor yani yorumları da oluyor. Biz şunu her zaman söylüyoruz, bayanların her alanda kendi işlerini yapabileceğini, her alanda muktedir olabileceğini, bu işlerle alakalı da güzel sonuçlar alabileceğini düşünüyoruz. Yani biz kendimiz de spor camiasının içerisindeyiz. Yani spor camiasının içerisinde bayanların öncülü olduğunu her zaman istiyoruz, olmasını istiyoruz. Trafikte sadece erkeklerin değil, bayanların da var olduğunu, denetimlerde dahi bayanların olmasının bizim için daha iyi olabileceğini, şeyse bazı şoförlerin ya da kişilerin bayanları gördüğü zaman daha saygılı ve ciddi yaklaşabileceğini düşünüyorum ben. Güzel bir uygulama. Çok iyi bir şey yani bayanların da trafik polisi olarak görev yapmasından mutluluk duyarım. Böyle biraz da hani korumacı bir yapısı olan kız erkek fark etmeksizin bu mesleği bence yapabilirler. Kendi can güvenliğimiz ve karşıdaki vatandaşın da can güvenliği açısından sürücülerimiz daha dikkatli olmaları gerekiyor, kurallara uymaları gerekiyor. Oynamayan çocuklarla ilgili parkın içerisinde yürüyor çocuklar bir yürüyor buradan da aldılar şu an parkın içerisinde. Buradan motif alakalı. Kimliği verdin? 862 merkez 48-60. Yemek caddesi Elbet Cami önünde darbetten şans. 112 hastaneye.